Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz her zamanki gibi harikayız. Bugün karşınıza neyle çıktım? Bugün karşınıza o çok merak ettiğiniz ruj çiçeklerimle çıktım. Biliyorsunuz bunları sizinle birlikte dikmiştim, dallarını. Şöyle kopuk, yani kesilmiş, makasla kesilmiş dallar vardı elimde. Ben bunları toprağa direkt dikmiştim ve pıtır pıtır, şimdi tam açma zamanı ruj çiçeklerinin ve bunlar pıtır pıtır böyle ucundan kıyısından küçük küçük minik minik açmaya başladı. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Yani bakımıyla ilgili olsun, nasıl bir şey, nasıl bir çiçek olduğuyla ilgili olsun, sizinle paylaşmak istedim. Aslında ben bu ruj çiçeğini çok zor bir çiçek olarak zannediyorum. Köklendirme falan yapmadım. Daha öncesinde ben hep İşte gittiğim yapı marketlerde olsun, seralarda olsun, pazarda, şurada burada işte gördüğüm yerlerde çok iç geçirdiğim bir çiçekti. Çok istediğim, sevdiğim bir çiçekti ama pahalı olduğu için alamamıştım. Bir de bakımını çok zor olarak düşünüyordum ben ama aslında hiç de öyle değilmiş. Gayet bakımı kolay bir çiçekmiş. Şöyle anlatayım, hemen hiç köklendirmeden direkt toprağa diktim. Başka hiçbir işlem yapmadım. Toprağı da öyle aman aman işte hazır toprak falan da değil. Her zamanki gibi kendim işte o çam ağaçlarının dibinden aldığım topraktan, özel bir toprağı kullanmadım yani. Sadece su veriyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi diplerinden falan kök vermiş. Harika yani. Bazen sulamayı da unutuyorum aslında. Böyle askılı yere astığımız için bazen unutuyorum. Ama çok da ilgili değilim aslında. İlgili olsam daha da güzel olur ama ilgili değilim. Ama düşündüğüm gibi değilmiş. Çok kolay bir çiçekmiş. Bakımı gerçekten çok kolay bir çiçek. Mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Tabii bu her yerde bulunan bir çiçek değil. Çarşıda, pazarda, her yerde bulunan bir çiçek değil. Böyle büyük yapı marketlerde falan bulunuyor. İşte internet siparişi bilmiyorum. Nereden, nasıl alınır? Herhangi bir fikrim yok. Onu hiç araştırmadım ama çok kolay bir çiçek. Gerçekten çok kolay bir çiçek. Bir de çok güzel açıyor. Böyle pıtır pıtır. Şimdi onu zaten yakınlaştırıp size göstereceğim. Pıtır pıtır açıyor. Sonrasında o uzuyormuş. Aynı ruj gibi. Çiçeklerini ben daha öncesinde gördüm. Çiçekli halini gördüm yani. Şeyde, Bauhaus'ta görmüştüm çiçekli halini. Bayağı böyle ruja benzeyen kırmızı kırmızı çiçekleri oluyor. Çok da güzel oluyor. Sonra böyle pıtır pıtır olduktan sonra uzuyormuş onlar. Bana veren kişi söylemişti yani. Yani dediğim gibi bu ruj çiçekleri gerçekten çok kolay, mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi bir çekiliş yapmıştı. O çekilişte de ben 4 tane takipçime göndermiştim ruj çiçeği. Umarım onlarınkiler de güzel olur. Ben kendim dikmiştim zaten. Onlar da işte artık nasıl bakımı, bir de bu benim kapalı terasta, soğukta yani. Ben denemelik aşağı indirdim, bu mutfağa koydum bir tane dal. Acaba nasıl olur, sever mi sevmez mi gibisinden. Ama sevmedi, pek hoşuna gitmedi, sararmaya başladı. Ev içinde, iç mekanda, salonda bakanları gördüm internetten ama nasıl bakıyorlar bilmiyorum. O konuyla ilgili bir bilgim yok ama ben kendi deneyimimi paylaşıyorum sizinle. Kapalı balkonda ruj çiçeklerim, evin içinde değil, yani sıcak bir ortamda değil, şu anda serin bir ortamda. Kapalı balkonu biliyorsunuz zaten, İstanbul'da ılıman bir iklim. Hoya'ya benzetiyorum zaten ben bunu. Biliyorsunuz benim hoyam da var ve hoya da aynı şekilde kapalı balkon, terasta. Yani orada soğuk ne kadar olursa o kadar soğukta, serinde duruyor. Çok sert kışları olan yerde, iklimde nasıl olur bilemiyorum ama yani ılıman iklimi seveceğini de düşünüyorum. Evin içini pek sevmedi gibi, yani bilmiyorum. Evin içinde çok az bir şey denedim. Yapraklar sararmaya başlayınca tekrar serin bölgeye çıkardım. Şu anda serinde, kapalı balkonda. Yani ruj çiçeğiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar güzellerim. Şimdi size yakından da göstereceğim. Bakın, görüyor musunuz? Pıtır pıtır. Bunlar uzadıktan sonra içlerinden kırmızı kırmızı ruj şeklinde çiçekler çıkacak. Şöyle bakın. Hep sürgün vermiş gördüğünüz gibi. Hatta bir tane takipçim sormuştu bu kadar kolay mı diye. Evet, bu kadar kolay. Bakın
Sürgünleri görüyor musunuz? Ben bunları rastgele diktim. Gayet de güzel, sağlıklı oluştular. Diğer saksı da böyle. Bakın, hep pıtır pıtır. Şimdi tam açma zamanı zaten. Gayet de güzel. Burada gördüğünüz gibi benim kendi, yani özel bir toprak değil, hatta kurumuş şimdi. Video çekeceğim diye sulamadım. Yukarı çıkartınca su koyacağım ben bunlara. Aşağı doğru uzuyor bunlar. Gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru salkım saça uzuyor. Yani çok uzarsa şu uçlarından kesip kesip tekrar içini dikeceğim. Çoğalsın, büyüsün, kocaman olsun. Bugünkü video konumuz böyleydi canlarım. Size ruj çiçeklerini ve bakımıyla ilgili bilgiler verdim. Nasıl bir şey olduğuyla ilgili. Ruj çiçekleri böyle çok kolay bir çiçek, çok güzel bir çiçek, çok sevdiğim bir çiçek, uzun yıllardır edinmek istediğim bir çiçek. Umarım sizin de olur, bulursunuz, yetiştirirsiniz ve tavsiyelerimden yararlanırsınız. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar güzellerim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.